İyi akşamlar arkadaşlar. Bu hafta hadın fiilini işleyeceğiz. İşte bunun biraz zamandan yani o tenslerden bağımsız olarak göreceğiz. O yönüne girmeyeceğiz bu akşam. Buna vakit kalacağını düşünmüyorum. Hadının çok kullanıldığı bir şey var. Birkaç popüler kullanım var. Şimdi siz de onları duyunca belki biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ama bir şöyle kısaca üzerinden geçelim hepsinin. Mesela bunu bilmeliydim türünde bir cümle. Yani bunu bilmem gerekiyordu ama bilemedim. Nasıl diyoruz? Burada hadın kullanılıyor mesela. Var mı cevabı olan? İlk, bunu ben veriyorum. İlk had het künün veytin. Gördüğünüz gibi diğer künün fiili yani bilmeliydim, hani bilebilirdim. Orada onu veren künün, diğeri de veytin. İkisi de mahzar halde kullanılıyor. Tüm o şeyi veren ilk had. Burada farazi bir şey olduğu anlaşılıyor. Anlam olduğu buradan çıkıyor. İlk had het künü veyti. Şimdi aynı şeyden şöyle diyelim. Onu bilmem gerekirdi diyelim bu sefer. Bunu bilmeliydim. Hani bilebilirdim değil, bilmeliydim. Kadet künün mutun. Kadet mutuveydi. Kadet mutuveydi dedi. Olur mu sizce? İkadet mutun veytin. Evet, ikadet mutuveydi veya dat hadik mutuveydi de olur tabii ki. Onu biliyoruz. Mesela yine başka bir şeyi kullanalım. Modal verb kullanalım. Bu seni aramak istemiştim. Seni aramak isterdim, istemiştim. Fakat bir şeyler yanlış oldu. Hani bir şeyler araya girdi gibi. İkhad ye belen. Künün belen. İkhad ye hangi fiil? Willen belen. Evet, ikhad ye willen belen. Burada motivate, künü veyti, willen belen. Orada tam sondaki şeyini vurgu yapmamıza gerek yok. İkad ye vili belin veya son eşle ne olsun? Şurada mar er kıvam it tüsün. Bunu daha önce göstermiştim. Araya bir şeyler girdi. Olmadı yani. Şöyle diyelim. Sana yardım etmek istemiştim. Ama işte bir şeyler oldu yine. İlk İkad ye vilin helpin. Evet, ikade will helpin. Mar kvamit schebel. Erhing it's mis. Erhing it's mis. Dedin de yanlış değildi. Onu sana anlatmalıydım diyelim. Hani bir şey var. Bunu sana aslında anlatmalıydım ama anlatmadım. Şimdi buradaki objemiz ne? Objeyi unutmayacağız. İkhat het. İkhat het. Yö. Mutun fertelin. Evet. Bunu sana daha önce anlatmalıydım diyelim. İkhat ye het erdir. Mutfaktan. Evet, ikat ye, ikat et ye iyirdir. Genelde bu iyirdir nedense iyirdir ve iyirst kelimesi yanlış okunuyor. Çok duyuyorum. İyi. Çok uzun yıllardan beri burada kalanlarına duyuyorum bunu. Iyirdir veya iyirst. Hani genelde erst diye, erste falan diye duyuyorum. Iyirst.
iyirdir. Dikkat et iyirdir mutu fertele. Başka ne var bakalım aynı patrondan? Daha dikkatli olmalıydım diyelim. Dikkat. Dikkat ne? Dikkatli neydi? Forzichtiger diyebiliriz. Forzichtiger. Mutun Worden. Ya yani Worden olunca o başka bir artık bir mevcudiyet meselesi gibi oluyor. Bir süreci şey yapıyor. Mutuzayn. Dikkat. Forzichtiger mutuzayn. Mesela ben sana diyorum ki yeymust. Bakın burada aslında yani bakınca buradaki yapılar esasen şu yani. Bakın ik must for zichtiger sein. Bununla üstteki arasında gramatik olarak bir fark yok. Hani anlamları da birbirine benziyor. Ama işte genelde şu bizim bugün kullandığımız yapı tercih ediliyor. Yani alttaki yanlış olmayabilir ama üstteki kullanılıyor. Çünkü bir farazi bir durumu anlatıyor. Dikkat vorsichtiger mutu sein. Mesela ben diyorum ki yey hat vorsichtiger mutu sein diyorum sana. Sen de diyorsun ki ya ikat işte ikat indir dağıt mesela araya ikat indir dağıt vorsichtiger mutu sein. Mesela buraya hiç gelmemeliydim diyelim. Buraya hiç gelmemeliydim. Ich hat hier neut mutukom. Güzel. Biraz daha şimdi hızlı söyleyelim bunu. Ich hat hier. Ich hat hier neut mutukom. Güzel. Kolay değil mi şey yani yapı çabuk oturuyor. Yapı oturdu evet. Evet. Ich hat hier neut mutukom. Buraya daha önce gelmeliydim diyelim. Başka kimler var? Emre'den başka arkadaşlar. Bir Tuğba Hanım'ı duydum. İkat hier iyirdir mutun kovunun. Evet. İkat hier iyirdir mutun kovunun. Güzel. Mesela bu benim çocuğum olabilirdi diyelim. Mesela televizyonda bir çocuk kaçırılmış mesela. Birinin başına kötü bir şey gelmiş. Bu benim çocuğum olabilirdi. Dat hat dit de başlayalım. Dit hat mein Kind können sein. Evet, dit hat mein Kind können sein. Güzel. Benim ilk çalıştığım işlerde biraz matrak tipler vardı. Toplantının başında veya sonunda biraz kaynatılardı ortalığı. Birisinin doğum günüydü bir kadının. Herhalde bir 60 yaşına yakın. Öteki de onunla dal geçiyor. Sen diyor benim annem olabilirdin diyor. Hani annem olacak yaştasın demek istiyor. Çünkü kendisi 45 yaşında falan diyor herhalde. Hani teknik olarak çocuk doğurabilecek yaşta yani. Çocuk 15 yaşında çocuk doğursaydı annem olabilirdin demek istiyor. Orada en az bu yapıyı 3-4 defa kullandılar. Şimdi sen benim babam olabilirdin diyelim. Jeg hat mein Vater können sein. Evet. Jeg hat mein Vater können sein. Veya işte mein Opa können sein. Burada artık şeye göre, yaşına göre. Mesela yine akşam haberlerde gördüm bir yerde. Şey diyor işte falan kişinin erkek arkadaşı onun babası yaşta diyor mesela. De Friend van Jennifer diyelim. Ha, onun babası olacak yaşta diyelim bizim bu yapımızla. Hat har father. Günüzayn. Evet. Güzel.
Onu buna bunu ona anlatmalıydım diyelim. Bunu ona anlatmalıydım. Ich hat dat hen mutu vertellen. Ich hat har dat mutu vertellen. Buradaki sıralama ich hat har. Burada har başta. Yukarıda bir yerde böyle değil miydi? Ich hat dat har. Evet, yukarıda ich hat het ye. Demek ki ikisi de oluyor. Çünkü bunların ikisi de orijinal cümle arkadaşlar. Mesela yukarıda ich hat het ye mutu vertellen var. Ama bu genelde hep böyle gelmiş. İkat hetti diye gelmiş. Bununla alakalı çünkü yüzlerce örnek bulmuştum. Kalıp bu şekilde. Belki vurguyla da ilgili olabilir hocam. Olabilir. Evet doğru doğru. Evet doğru. Bunu daha önce fark etmeliydim diyelim. Artık anda sadece aslında fiil çalışması yapıyoruz. Çünkü kalıp oturduysa. İkat. İkat. Dat irdir mutu merk. Evet. İkat dat irdir mutu merk. Gelmeliydim. Orada olmalıydım. Bunu biliyorum diyelim. Bu da bir filmden yazmışım. Gelmeliydim. Orada olmalıydım. Bunu biliyorum. İkat dar mutu kommen. Şimdi ikat mutu kommen. Ich hat dar mutu sein, hani illa dar da olur, er de olur, dar mutu sein, dat weitik. Burada da dat'ın kullanımına bir örnek oldu. Daha iyi bir dileyemezdim. Bir diyelim patron dileyemezdim yani. Hani biraz diyelim patronuna yalakalık yapacaksın. Bakın her şeyi arkadaşlar gösteriyoruz. Ich hat, burada bakalım bu yapıyı hatırlıyor musunuz? Daha doğrusu doğru kullanacak mısınız? Daha iyi bir patron. Daha iyi. Better. Better. Daha iyi. Patron. Boss. Boss. Peki o tamlama olunca the boss olduğu için Beytir'e bas oluyor. Daha burada hangi şeyi kullanıyoruz? Kain. Kain. Beytir'e bas. Künü Hopin. Hopin değil de Vanson diyelim. Ha, Vanson. Evet. Mesela bunu asla tahmin edemezdim diyelim. Diyelim ki çok çok genç gösteren birisi var. Yaşım versem işte 50'ymiş. Dat da başlayalım. Dat hat mı noit künü vorstellen. Dat kann ich auch vorstellen. Evet. Tahmin etmek neydi? Anradın. Yok, o Radın. Anradın tavsiye etmek. Evet, Radın. Sadece Radın. Dat kann ich noit vorstellen. Künün Radın. Ja, vorstellen'ın başka bir spesifik anlamı var. Bu burada kullanılmıyor yani. Vorstellen geleceği görmek gibi bir şey yani. Geleceğe ait bir haber vermek gibi bir şey. Şimdi bir de şey var. Bu çok kullanılıyor. Mesela ya gelmene gerek yoktu. Hani niye zahmet ettin falan gibi. Hani hastanedesiniz diyelim. Genelde hastane sahnelerinde bunu çok çok görüyorum filmlerde. Yataktaki kişi diyor ki ya hani niye geldin? Gelmene gerek yoktu gibi. Evet. You had here hoofed to come. Yok, aynı kalıbı kullanacağız. Yehat diyelim. Yehat nit. Nit yerde kom. Ha, buradaki şeyimiz ne? Modal fiilimiz ne? Sadece komun olunca olmuyor. O yapı olmuyor. Hufun hocam. Evet, güzel. Hufun.
Je hat nicht hufu kommen. Veya bunu yapmana gerek yoktu. Yani zahmet oldu ama hani yapmana gerek yoktu yani. Ne bu sefer de dat da bakayım. Dat hufun dun. Dat hat. Dat hediye nit hufun dun. Nit hufun dun. Sizi bunu size göndermek istemiştim. Dün size bunu göndermek istemiştim ama işte sonra bir bahane diyelim ki bir şey göndermeyi ertelediğimiz, ıskaladığımız bir şey var diyelim. Dat başlayabiliriz. D ile başlayabiliriz. Dat hadi. Emre müsaade et hanımefendi. Evet, susun. D. Dat hadi hadik. Yür. Evet. Willensturen. Yürü, evet. Willensturen güzel. Yürü. Dün diyelim burada. Ekleyelim biraz. Histeren. Biraz burada şey yaparsak al koyarsak hani ta dün oradaki ta anlamı veriyor. Ama yani bunları... biraz yazıyı göremiyoruz. Tamam. Aşağı iniyorum. Die hadik Jüli Histeri al Willi Stüren dedik. Sonra Mar işte bir şey. Bunu daha önce yapmam gerekiyordu. Yapmalıydım. Dat hat ich ihrer Mutten dun. Evet. Dat hat ich ihrer Mutten dun. Güzel. Şimdi tabii hadın bir de başka anlam şeyleri de var. Normal hadın ilk kullanımı da var. Onu biliyorsunuz zaten. Hani hat, ikat, ikep heyn tayt de bir. İkhat, heyn tayt. Bunlara burada girmiyorum. Genelde bu ikhatta kullanılan 2-3 tane çok kullanılan fiil var. Ben bunlardan birkaç tanesini seçtim. Ve bunları kendim de mesela ben daha önce yani tabii ki anlıyorsun duyunca. Ama hani doğru bir şekilde hani daha önce bunu çalışmadığım için o kalıp kafamda böyle tam oturmuş değildi. Kullanmaya cesaret edemiyordum. Onu başka şekillerde yani ifade ediyorsun aynı meramını ama şimdi mesela bende de oturdu. Bunlardan bir tanesi mesela şu. Bunun bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemiştim diyelim mesela. Mesela bir başımızdan geçen bir şey var, bir olay var, bir ne bileyim bir vefat oldu diyelim. Bunun bu kadar ağır olacağını hiç düşünmemiştim. Tamam. İlk hat. Ben ilk cümleyi ben yapayım. Noit gedacht. Dat. Buradan sonra dat geliyor ve ikinci cümle arkadaşlar. İkinci cümle iki tane opsiyonumuz var. Ya geçmiş zamanda kullanıyorsunuz. Çünkü burada geçmişte olan bir şeyi hani İngilizce'deki past tense hatırlarsanız past perfect tense'i bu yani şu geçmişten de önceye gidiyor. Şuradaki hat hedah fiili düşünmedim. Neyi düşünmedim? Het zo zwar it zwar zazen. Veya konzen de olabilir. Bakın burada konzen de olabilir. Ama bunların ikisinde özelliği şu cümlenin ikinci bölümü past tense yani geçmiş zaman buradaki düşünmek fiili şu olay yani ikinci olay gerçekleşmeden önce ki bir olaya işaret ediyor. Yani o da düşünmek fiili. Ben daha önceden düşünüyordum. Bir şeyler düşünüyordum. Sonra bir şeyler oldu. Hani onun sıralaması açısından diyorum yani. Şu daha önce geldiği için burada hadın fiili kullanılıyor. Yoksa direkt şey dersiniz yani. İk dacht nit dersiniz. Ama işte o bunu kurtarmıyor.
O zaman iktahnit deyince çok böyle şey oluyor. Yani onun farazi bir şey olduğu, gerçekleşmemiş bir şey olduğunu ifade etmiyor. İkat noit hedaht. Mesela şöyle diyelim. Senin böyle bir şey yapacağını hiç düşünmedim diyelim. İkat noit hedaht dat ye ye git hedaht. Kon da zoit zoit zavdun 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 doğru mu yazdım bakayım katnoit hedaht dat evet zavdun genelde zav kullanılıyor çünkü buradaki zavdun dun fiili bakın buradaki zamandan bağımsız bir yapı buradaki buradaki şey gibi yapacağını hani dilek gibi de değil de zamandan yine geçmiş zamana işaret ediyor ama geçmiş zaman kipi kullanmadan böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim diyor. Buradaki hadın fiilinden anlıyoruz bunun geçmişte olan bir şey olduğunu esasen. Bilmiyorum çok karıştırdım mı? Yani tam bunu devam edelim. Mesela bunu başarabileceğini hiç düşünmemiştim diyelim. Hani itiraf edeyim. İksal iyilik zeyn. Sonra diyelim bunu başarabileceğini ikat noit hedaht dat. Yani noit de olur. Niit de olur. İkat niit hedaht dat. Ye dat. Et. Het ye za lüken. Buradaki lüken fiilini hatırlıyorsunuz. Evet. Het lükt mü? Mesela birbirine karşılaşmak ne demek? Birbiriyle rastlamak. Kwam teichen. Evet, teichen kommen. Birbirinizle karşılaşacağınızı hiç düşünmedim. Diyelim. Ich hab nooit gedacht dat. Evet. Wie elkaar kunnen komen, tegenkomen. Dat jullie. Hayyuli. Elkar. Teyken. Burada da zaudun oluyor. Çünkü çoğul olduğu için zaudun oldu. Teyhun komun. Yani esasen bu da çok şey diye karışık değil. İkatla başlayıp sonra perfektum fiilini kullanıp arkasından da zau ile birlikte mastar halini kullanıyoruz. Şimdi mesela burada da yine mesela beklemek, ummak, tahmin etmek. Seni burada göreceğimi tahmin etmemiştim diyelim. Ik had niet gerad. Ik had niet verwacht. Verwacht. Je te zien. Ik had niet verwacht je hier te zien. Mesela burada hier de olur araya. Evet. Seni bu kadar hızlı göreceğimi düşünmemiştim diyelim. Ik had niet buraya nereye eklersek bu anlam şey olur. İkat nit verwacht je so schnell te sehen. So schnell tekrar göreceğimi. Wir te sehen. Orada dat olmayacak mıydı? İşte bu verwacht'ta dat kullanılmamış hiç. Ben de yani şu üstteki şeye benzemiyor. Hedacht düşünmek fiiline benzemiyor burada verwacht'ta. Hep böyle gelmiş. Evet, tamam. Cümleler.
Mesela böyle bir iş yapacağımı hiç düşünmemiştim, tahmin etmemiştim. Diyelim ki kendinizi birden IT'ci buldunuz. IT dünyasında buldunuz. Ikad nit ferwacht işte dat olmuyor. Yani belki de oluyordu da benim hiç örneklerimde dat yoktu yani. Did sort ha, devamlı siz getirin. Böyle bir iş yapmayı. Ban tedun. Did sort werk tedun. Evet. Evet, ikat nit ferwacht. Evet. Yani şöyle diyelim, israf etmek gerekirse daha kötüsünü bekliyordum diyelim. Ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt. Daha kötü olacağını düşünüyordum yani. Erhir. Fiilimiz? Ferwacht. Evet, dikkat. İyilik, hezek, erhir, ferwacht. Yani arkadaşlar şey yapmayın, çok böyle hani birbirine çok benzemeyen, her zaman yani şu üstteki güzel, şu kolay açıkçası ve bu çok kullanılıyor zaten. Şunlar da kullanılıyor. İşte bunlardan sadece bir tane örneği alıp kafanızda belleseniz zaten gerisi gelir. Bir iki yerde kullansanız o otururken kendiliğinden çok gözünüze büyütmeye gerek yok. Niye burada böyle, ötekinde böyle değil diye sorgulamanıza bence gerek yok. Bunları hemen kullanmanıza da gerek yok açıkçası. Kullanırsanız iyi olur tabii. Bir yerde böyle bir şey deme ihtiyacı duyabilirsiniz. Mesela işte birisini aramanız gerekiyordu. Bir şey haber vermeniz gerekiyordu bir durumu ve unuttunuz. Mesela nasıl deriz? That sana bunu daha önce haber vermem gerekiyordu tabii ki diyelim. Ama that hadik natürlich yerdir. Mutuweiten. Mutun latin weiten. Mutun latin weiten, evet. Evet. Mesela bu çok güzel bir cümle, çok diplomatik bir cümle. Mesela bir şey oldu, birisi bir şey diyor. Aa tabii ki ya, bunu bilmem lazımdı diyelim. Ah natürlich. Natürlich or natürlich. Ich hat jetzt künü weiten. Yani mutun da olur, künün de olur. Bunu bilebilirdim yani. Veya mutun da, hani şöyle slash yapalım. Mutu weiten, künü weiten. Evet. Bir de şey var arkadaşlar, vaktimiz biraz daha var. Bir de hopen fiili var. Yani ummak, hani daha şöyle ummuştum, böyle ummuştum diye. Mesela şöyle diyelim. Ümit ettiğim gibi gitmedi diyelim. Who was yehesprek? Who hing yehesprek? Who is yehesprek hehan? Cevabımız het hing nit mein verwacht. No, zoals ik ik had verwacht gehoopt. Burada bu kullanılıyor. Pardon.
Ama bakın bu cümle bu fiil hiç bunun olumlu kullanıldığını görmedim. Hep bu şeyle kullanılmış. Kötü durumlar için kullanılmış. Umduğum gibi olmadı. Umduğumdan kötü geçti. Umduğum kadar iyi değildi. Mesela nasıl buldum? Umduğum kadar iyi değil diyelim. Petis. Şimdi üstteki cümle tam olarak nasıl oldu? Hangisi? Het ging nicht so als. Yani onun tam Türkçesi ne oldu? Evet. Het ging nicht. Het ging nicht gitmedi demek. Gitmedi. Mesela görüşmen nasıl gitti? Het ging nicht so als. Gibi. Yani gibi demek. Gibi. Evet. Tahmin ettiğim gibi olmadı. Tamam. Ümit ettiğim gibi gitmedi. Evet. Tamam anlaşıldı. Tamam teşekkür ederim. Evet. Het is... Ha arkadaşlar bu yani aranızda olan varsa bu belki belki konusudur. Bu yani belkilerin de çoğu bu cümleleri kuramaz yani söyleyeyim size. Çünkü bu üzerinde çok durulan ve böyle gündelik örneklerle örnekleri verilen şeyler değil yani derslerde benim bildiğim kadarıyla. Şey yapmayın yani. Ama evet. Çok elzem, güzel yani. Evet. Ne kadar kullanırız? Yani açıkçası dediğim gibi ben bunların yani bu şekilde kullanmadan şimdiye kadar hayatta durdum. Hayatta kalabildim. Ama keşke öğrenseymişim ne kadar basit şeylerle yani kalıplarla bir şey ifade zenginliği veriyor. Şöyle diyelim. Ümit ettiğim kadar iyi değil diyelim. Mesela bir ürün aldınız, review yapacaksınız. Daha fazlasını ümit eder mi? It is neat. Zohut az ikat hot. Evet, burada zohut az. Niye zohut değil de zohut az? Bunu bana sormayın şimdi. Ama araştırabiliriz. Az da olarak anlamında aslında çok bir şey yok yani. Evet. Ha, zohut doğru olarak demek. O alttaki de zohut'un arasına sanki hut şeyi girmiş. Sanki sıfatı girmiş. O kadar iyi değil. Zohut az ik kat şöyle diyelim. Mesela şu it is neat good bunun yerine mesela şöyle kullanmışlar yine çok diplomatik bir kullanım. Düşündüğümden daha az iyi diyelim. Ümit ettiğimden daha az iyi. It is möglich. Minder goed dan het is minder goed dan ik had gehoopt. Burada as yok tabi. Hadiye kaput mu? Dan ik had gehoopt. Yani ümit ettiğimden daha iyi, daha az iyi. Bu biliyorsun bu Hollandalıların çok kullandığı bir şeydir. Alo. Yani çok pozitif kal. Cemal seni bekliyor nerede? Evet. Bunlar var. Bir de şey var arkadaşlar. Kaç dakikamız varmış? 3 dakikamız var. Bir dilek tipi. Yani bir pişmanlık ifade eden keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım diye bir şeyi var. Kullanım yeri var bu hadın. Mesela keşke bilseydim. Bu da hat başta oluyor. Hadik mar heveytin. Keşke bilseydim. Bu heveytin, veytin fiilinin şeyi, perfektumu. Hadik mar heveytin. Keşke yapsaydım diyelim. Hadik mar fedan. Hadik mar fedan. Genelde burada mar oluyor. Çünkü oradaki mar şeyi veriyor. O duyguyu veren şey mar. Mesela kapıyı keşke kapatsaydım. Hadik de dör. Mar. Op slot. Kilit deseydim yani. Fedan. Sonra o zaman dan hadınızı nit
İnhebroken. Yani hırsızlar içeri girmezdi. Bir de böyle kullanımı var. Yani hadik mar heveytin, hadik mar heheytin. Keşke yeseydim, evde yeseydim. Keşke dinleseydim. Hadik mar helaustert. Yok. Laustert değil mi? O helaustert değil. Laustert neydi şeyi perfektumu? Kep laustert. Laustert. Evet. Helaustert. Evet. Bir de bunun şeyi var. Bu hatla alakası yok. Madem konu şu oldu. Vazik mar raik. And need zo knap. Keşke zengin olsaydım ve bu kadar yakışıklı olmasaydım mesela. İşte burada vaz da kullanılabiliyor. Bakın hat geçmiş zaman, vaz da geçmiş zaman. İkisinin de bir ortak özelliği var. Mesela vazik mar taus tebleyim. Keşke evde kalsaydım. Keşke toprak olsaydım. Vazik mar front arde. Keşke ölmüş olsaydım ve unutmuş olsaydım. Öyle bir şey var. Ona vakit yok. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum katılımınız için. Biraz... Hocam emekleriniz için teşekkür ederim. Öğretmenler günüymüş, Dünya Öğretmenler Günü. Böyle rica ederim. Bir